Hepinize iyi günler değerli izleyiciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün az miktarda beyaz çamaşır yıkıyorum. Öncelikle beyaz çamaşırları makinenin içine atıyorum. Beyazları bugün farklı bir konseptle yıkayacağım. Konseptim Domestos kullanarak kısa programda beyaz çamaşır yıkama. Evet. Gördüğünüz gibi şu anlık yarım kazan görünüyor. Islandıkları zaman daha da az olacaklar. Şimdi hemen yukarıya çıkalım. Evet, bugünkü kombinlerim gördüğünüz üzere bunlar. Yeni bir yumuşatıcım var. Şöyle müzik de yapayım. Evet, yeni bir yumuşatıcım. Renk koruma, uzman bakım. Beyazlarda bugün bu yumuşatıcıyı kullanıyorum. Yıkama parfümü olarak Vernel Taze Gül kullanıyorum. Vernel Vitros Vache Parfum. Kalgonum var ve az önce dediğim gibi Domestos'um var. Bugün Domestos kullanıyorum. Ve yeni deterjan karışımı. Karlar Kraliçesi'nin yeni karışımı. Yeni kreasyonu. Şöyle bir bakın. İçeriğinde diğer beyaz deterjanıma göre daha farklı bir karışım. Kokusu daha da farklı. Biraz değişikliğe gittim yaz ayı için. Kışa girerken yine değiştirebilirim. Evet, şimdi makinemin içerisine iki fincan toz deterjanımdan koydum ve biraz da ana yıkama gözüne koyuyorum. Kalgonumu da üzerine ekliyorum. Şimdi az miktar Domestos'u. Domestos rengarengi dozajlama ölçeğine sıkıp makinemin tamburuna koyacağım. Aa, sen ne yapıyorsun bugün diyenler olabilir. Evet. Bugün az miktar kullanıyorum. Sizlere göre biraz fazla olabilir. Ama bana göre bu az. Ön yıkama kullandığım zaman biraz daha fazla miktarda kullanıyorum. Bunu da tam üzerine şöyle yerleştirdim. Programımı da vereyim. Pamuklu 60, Baumwolle 60 Grad, Kurz Program, Cotton 60 Degrees, Short Program. Başlayabilirsin. Evet. Şimdi o orada suyunu ala dursun. Biz de yıkama parfümümüze geçelim. Yıkama parfümüm için az önce de dediğim gibi Vernel Taze Gül kullanıyorum. Domestos kullandığım için, ana yıkamada Domestos kullandığım için bu yıkama parfümünü birinci durulamada ekleyeceğim. Bu sefer bir farklılık. Çünkü Domestos'un kokusunu
yok etmek için birinci durulamada kullanmam gerekiyor. Ve birazcık fazla kullanmam gerekiyor. Üç kapak Vernal taze gül. Evet. Bayağı yoğun bir gül kokusu olacak. Evet. Yıkama parfümüm hazır. Az sonra bunu da ekleyeceğim. Unutmadım. Sizlere daha önceden de söylemiştim beyazları farklı farklı konseptlerde yıkayacağımı. Hatta siyahları da söylemiştim. Günün ana kahramanı, günün başrolü Domestos. Aslında şu an bana hak vereceksiniz. Bu yanlış bir işlemdir. İstisna olarak böyle yapmanızı tavsiye ediyorum. İstisna olarak. Neden istisna? Az miktarda ve lekeli çamaşırlarınızı uzun programda yaklaşık 3 saate kadar yıkatmaktansa arada sırada Domestos ile ya da Ace ile kısa programda yıkayabilirsiniz. Yaklaşık 1,5 saatlik bir program olmak üzere. Durulama sayısını ben 4'e çıkartacağım için benim yıkama programım biraz daha uzamış olacak ama siz 1,5 saatlik programı da seçebilirsiniz. İstisnaya gelmişken normalde ana yıkamaya Domestos veya Ace çamaşır suyu katılması önerilmez. Çünkü sıcak suda çamaşır sularını pek kimse önermiyor. Makine üreticileri de önermiyor. Bu yüzden çamaşır suyu kullanılacaksa her zaman ön yıkamalı bir program seçilmesi gerekir. Doğrusu budur. Bu işlemi pek fazla yapmayın. Eğer sürekli ana yıkamada çamaşır suyu kullanırsanız makinenize de zararı olur. Bu da benden sizlere bir öğüttür. Mutlaka bir ön yıkama işlemi yaptırın. Eğer ön yıkama işlemi de yaptırmak istemiyorsanız makinenizi durulama işlemine de önceden alıp az miktar deterjan ile de çamaşır suyuyla da bir durulamada durulattırabilirsiniz. Ama bu bir istisna olarak bir işlemdir. Böyle bir konsept belirledim sizler için. Umarım beğenirsiniz. Şimdi ben birazcık daha deterjan ve su makineme vereceğim. Çünkü içerisinde çamaşır suyu olduğu için köpürmedi. Çamaşır suyu katıldığı zaman deterjanlar köpürmez fazla. Thank you.
Sabah sizler için harika bir video çektim ama o videoyu başka bir gün yükleyeceğim. O video çok dikkatinizi çekeceğinden ben eminim. Şimdi yumuşatıcının kokusuna gelirsek, yumuşatıcının kokusu çok meyveli. Böyle kırmızı bir meyve kokusu var ve pembe çiçek kokusu var. Gerçekten kokusunu çok sevdim ve kalıcı bir kokuya benziyor. Bu yumuşatıcıyı YouTuber anne Belgin Saraç ablacığım kullandı. Onun için hatta ben bir gün markette koklayıp ona söylemiştim. Bu yumuşatıcının nasıl koktuğunu. Kokusu böyle sanki pembe bir zambak gibi. Pink lily and fruity. Red fruity and pink lily. Oh my god, so gorgeous. Sanırım bu yumuşatıcı Comfort yumuşatıcının yabancı ülkelerde biliyorsunuz ki Yumoş'un bazı ülkelerde adı Comfort, gerçek adı Comfort'tur. Sanıyorum Comfort'un Fuchsia Passion adlı yumuşatıcısının bizim ülkemizdeki bir versiyonu olabilir. Çünkü o da kırmızı meyveli ve çiçekli bir kokusu var. Onu da araştırmıştım. Bunu hiç hazırlamama gerek yok. Yumoş kendisi çıkartmış zaten. O yumuşatıcı hiç internetten bile satın almanızı size tavsiye etmiyorum. Çünkü ülkemizde benzer kokusu var arkadaşlar. O yumuşatıcıyı merak edenler için sizlere söylüyorum.